Öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Gerçekten çok üzücü bir süreç. Yangınlarla birlikte müşterilerimiz arıyor. Poliçem var, bu yangını kapsıyor mu? Ya da işte şimdi poliçe yaptırabilir miyim diye. Öncelikle DASK poliçesi olanlar, DASK'ın açılımı doğal afet sigortaları, zorunlu deprem sigortası. Sadece depremle ilgili hasarları öder. Depremden kaynaklı bir yangın olsaydı ödeme yapardı ama bu şartlarda bunun depremle hiçbir bu yangının bağı olmadığı için neden sonuç ilişkisine bakar çünkü sigorta. Bundan dolayı DASK hiçbir şekilde bu yangında tazminat ödemeyecek. Bunun için insanlarımızın, halkımızın yangın poliçesi ya da bir diğer adıyla konut poliçesi yaptırması gerekiyor. Ya da iş yerleri varsa iş yeri poliçeleri yaptırıyor olmaları lazım. Bu poliçeler deprem dışında depremi de kapsıyor ama hani depremin dahil olmadığı diğer doğal afetleri ya da doğal afet olmasa bile süreç içinde meydana gelen hasarları karşılıyor. Bu nedir işte? Orman yangını mutlaka karşılıyor işte. Van'da sel oldu karşılıyor, Rize'de sel oldu karşılıyor. Bu tür doğal afetleri karşıladığı gibi bunlar dışında da iş yerlerinde, konutlarda, araçlarımızda hasarlar olabiliyor. Burada da mesela nedir? Bir elektrik kontağından yangın çıkabilir. Bunu da karşılıyor. Hani olay sadece orman yangınıyla sınırlı değil aslında. Bu tür yangın poliçeleri çok fazla hasarı karşılıyor. Arıyorlar ne yapabiliriz? Şimdi poliçe yaptırsak öder mi? Şu anda o bölgede poliçe yaptırırsa halkımız tabii ki ödemez. Çünkü risk gerçekleşmeye başlamış ve önlem alıyorlar. Bundan sonraki riskleri karşılar. Mesela bugün poliçe başlattılar. Mesela Manavgat'taki bir müşterimiz bugün poliçe başlattı. Yarın evi yandı. Bunu ödemez hiçbir zaman sigorta şirketi ama bugün poliçe başlattı. Bir şey olmadı evine. Yangın söndürüldü. 10 gün 15 gün sonra tekrar farklı bir noktadan başladı. Orada bir şey olursa öder. Ya da bu süreçte böyle bir yangın çıkmaz ama ne olur dediğim gibi biraz önce de işte ocağı açık bırakır, evi yanar. Bu durumda öder. Mesela bu durumda da yandaki komşularına falan zarar verdiğinde bunları da kapsıyor. İçeriğini iyi biliyor olmak lazım. Şimdi kısmi hasar olabilir ya da tam hasar olabilir. Kısmi hasarlarda mesela bir evin değeri diyelim 300 bin lira sigorta bedeli. İçerideki ya da mesela sadece istan etkilendi diyelim. Evdeki hasar 20 bin lira. Sigorta şirketi 20 bini müşteriye öder. Müşteri onunla hasarını karşılar ya da kendi asistans firmalarıyla anlaşmaları var bazı firmaların. Onlar hani o evi yaptırabilirler ya da iş yerine. Tamamı yandıysa ya da hani belli bir rakamın üzerinde yandıysa, kullanılamaz hale geldiyse o sigorta bedeli ne kadarsa başta poliçeyi yaparken belirleniyor o rakam, onu sigorta şirketi öder. İç Anadolu'daki sigortalılık oranı Ege ya da Akdeniz'e göre konut sigortası olarak baktığımızda daha yüksek. Çünkü o bölgelerde yazlık çok ve işte ormanlık alandır. Risk daha yüksek, daha az kullanılıyor. O yüzden de sigorta primi yüksek oluyor. Sigorta primi yüksek olduğu için de maalesef halkımız bunu yaptırmak istemiyorlar. Oysa ki bu sigortayı yaptırırken ya da şöyle söyleyeyim mesela ben sigortamı yaptırdım, arkadaşım yaptırmadı diyelim. Ben hem geçmişimi sigortalıyorum hem geleceğimi sigortalıyorum. Ama arkadaşım
hem geçmişini kaybetmiş oluyor çünkü bir 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık belki birikimi gidiyor orada. Hem de geleceğiyle ilgili hiçbir şey olmuyor. Hiçbir elinde elle tutulur, hiçbir birikimi, hiçbir şeyi kalmamış oluyor. Böyle baktığımızda evet herkesin sigorta yaptırması gerekiyor. Kıyı bölgelerinde yazlık çok olduğu için, primleri daha yüksek çıktığı için sigortalılık oranı mesela İç Anadolu'da işte konutta %40, %50'lerdeyken orada %20'lerde kalabiliyor. Depremde de aynı şey geçerli. Depremde işte risk bölgeleri var. Burada da mesela Ankara'da ortalama primler 100 metrekarede ortalama 90 lira, 80 lira çıkarken işte İzmir'de ortalama 250-300 lira, İstanbul'da bu şekilde ya da işte Akdeniz kıyı şeridinde yüksek çıkabiliyor. O yüzden de hani tercih edilmiyor. Mesela bunun yanında işte görüntülerde falan görüyoruz bir sürü araç yanmış durumda, kullanılmaz durumda. Burada da eğer o aracın trafik sigortası varsa hiçbir şekilde tazminat alamaz ama kasko sigortası varsa mutlaka aracının bedelini, sigorta bedelini sigorta şirketi ödeyecektir. Çünkü kaskolarda da işte yangındır, doğal afettir, seldir hepsini kapsıyor zaten. O yüzden kesinlikle sigorta önemli. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Hani sigorta bilinci tam oluşmadığı için sigortalı sayısı az. Bu yüzden de primler daha yüksek oluyor. Hani havuzu büyütmemiz lazım. Havuzu ne kadar büyütürsek primler o kadar aşağı düşecek ve daha çok hizmet alabileceğiz ya da daha ekstra farklı konularda sigortalanmalar başlayacak. O yüzden lütfen sigortamızı yaptıralım.